dünyasından merhaba. Haftanın tam ortasındayız. İnşaat sektörüne bakacağız. Gayrimenkul diyeceğiz. Konut, ofis, her şeyi konuşacağız. Bir de kentsel dönüşüm diyeceğiz yine yeniden. Neden dediğimizde aslında riskli bölgeler noktasında Japonlar bize raporu çıkarmıştı. Bugün Hürriyet gazetesinde de görüyoruz. Ne dediler? Bu alanlar riskli. Ama kentsel dönüşümün hızlı olduğu adreslere baktığımızda daha gelir seviyesi ya da arsanın, arazinin değerli olduğu alanlarda bir anlamda kentsel dönüşümün tıkır tıkır işlediğini gördük. Adres şaştı mı? Niye şaştı? Buna bakmak lazım. Kentsel dönüşüm deprem gerçeğiyle ise neden her yerde deyip hepsini konuşacağız. Dolar TL'yi konuşacağız. Bunun için değerli konuğum İnanlar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Serdar İnan. Hoş geldiniz Serdar Bey. Nasılsınız? İyiyiz efendim. Teşekkür ediyoruz Melda Hanım. Hoş bulduk. Çok konu başlığı var ama şu adres şaşmasından bakalım isterseniz. Kentsel dönüşüm dediğimizde işte 6,5 milyon konut yenilenecek dedik. Hatta önce 8'leri telaffuz ettik. Onun için çok önemli olduğunu konuştuk. Hatta geçen gün sadece İstanbul değil Adana dedik. Sonrasında Antalya, Bursa onlara da dikkat çekeceğiz. Nokta itibariyle şimdi 6,5 milyon konut yenilenecek. Daha öncesinde deprem riskiyle ilgili olarak raporlarda bilim adamlarınca ortaya kondu. Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı'nın riskli tespit ettiği bölgeler ortaya çıktı. Burada da net bir şekilde işte sahil şeridi çıkıyor. Yani alanları, adresleri tek tek sayabilirim ama sonuç itibariyle şöyle bir farklılık var ki deprem riski yüksek ilçelerden karı yüksek ilçelere adresin kaydığını görüyoruz. Tabii ki. Her şey kazanç üzerine mi yapılıyor? Şimdi hesap tabii kar. Müteahhit bir para kazanacak. Arsa sahibi de verdiği zaman, yani arsadaki o kentsel dönüşüm alanındaki daire sahipleri de verdiği zaman dairelerini, işte 100 metrekare dairesi varsa en azından bir 100 metrekare daire alacak. Müteahhitin finansmanı, devletin harçları, sonunda da bir para kazanması gerekiyor. İşte bu ancak ve ancak İstanbul'un elit bölgelerinde metrekaresi 5000 dolar ve üstünde satılan dairelerde kurtarıyor. Onun dışında gecekondu mahalleleri olsun, o eski kooperatif arazileri olsun, onlar da maalesef kurtarmıyor. Şu anki hesap durumu bu. Metrekaresi 5000 dolar ve üzeri satılan dairelerde ancak kentsel dönüşüm kurtarıyor. Nasıl oluyor? Evet. Nasıl 5000 dolar? Şimdi sizin Bağdat Caddesi'nde 150 metrekare daireniz var. İşte yeni yönetmelikle birlikte yaklaşık bir %20 kadar üstüne ilave oldu. Siz 150 metrekare daireyi verdiğiniz zaman en az bir 150 metrekare daire istiyorsunuz. O yönetmelikten gelen %20'lik fark da müteahhidi ancak ve ancak işte Bağdat Caddesi'nin o alt kısmında metrekaresi 5000 dolar, 8000 dolar satılan yerlerde kurtarıyor. Onun dışındaki yerlerde kurtaramıyor. Siz daire sahibi olarak ya 150 metrekare dairenizden biraz daha geri vereceksiniz, 130-120'ye düşeceksiniz ya da yerinizi yaptırmayacaksınız. Başka çare yok. Yani lüks yerlerde 150 metrekare dairenize karşılık 150 metrekare daire alabiliyorsunuz. O zaman arsa sahipleri de bunu razı oluyor, yapıyorlar. Onun dışındaki alanlar da kurtarmıyor. Arsa sahiplerinde, daire sahipleri de kendi dairelerinden vermekte imtina ediyorlar. Bu şekilde de inşaatı maalesef yapılamıyor. Nasıl sağlıklı ilerleyecek? O adreslerde bile, ben o muhitte oturuyorum. Çocukluğumdan beri orada büyüdüm. Sağım, solum, önüm, arkam her yer inşaat. Her yer inşaat. Yan bina yıkılıyor. Hepsi. Bunu yaşattığını hiç anlatmayayım. Evet. Durum itibariyle bir doygunluk oluyor mu? Kira fiyatlarında bir fırlama var, o ayrı. Ama hani hep diyoruz ya stok var mı, işte balonda diyebiliyoruz, stokta diyebiliyoruz. O bölgelerde de metrekaresi 5000 doların üzerinde olan bölgelerde de bir doygunluk oldu mu o zaman? Şu an doygunluk olmaz. Yani Bağdat Caddesi ve çevresini düşünecek olursak, şimdi mesela biz de orada inşaat yapıyoruz. 24 tane daire yıkıyoruz, 30 tane daire yapıyoruz. Ne yapıyoruz? 6 tane daire ilave yapıyoruz. 24 tanesini gerisini arsa sahipliğine geri veriyoruz. Yani ne oluyor? Biz %20 gibi daire sayısını çoğaltmış oluyoruz. 24 daire yıktın, yerine 30 daire yaptın. Yani o bölgede çok inşaat yapılıyor olsa da aslında o inşaatların %80'inin sahipleri belli. Ancak işte dışarıdan %20 kadar daire adedi çoğalacak. Bu tabii biraz otoparklara etki edecek, altyapıya etki edecek. Birazcık daha trafik sıkışacak ama ya her tarafta inşaat var. Bu inşaatlar bittiği zaman halimiz ne olacak gibi düşünmeyelim. Yani şehrin içindeki, merkezindeki o büyük gökdelen alanları düşünürseniz hani sıfır, üzerinde hiç inşaat olmayan yerleri ne yapıyoruz? Yıkıyoruz, üstüne büyük gökdelenler yapıyoruz. Burada ne oluyor? Zamanında yerinde hiç, belki sıfır daire, hiç daire olmayan arsaları bir anda 200 daire, 300 daire üstüne koyuyoruz. Bunun tabii altyapı yükü çok daha fazla geliyor. Yani Bağdat Caddesi'nde bu kentsel dönüşümün biraz önce söylediğimiz gibi alanlarında aslında çok fazla inşaat olsa da
altyapıya çok etkisi olmayacaktır. Birazcık siz çile çekeceksiniz. Hani etrafındaki inşaatlar bitecek ama sizin dairelerde para çek. Bilmiyorum daireniz müteahhitler talep oluyor mu şu an sizin? Yeni. Ya sizin binanız yeni. Ama gene de sizin binanıza da bir etkisi var. Şimdi o sizin sokakta öyle arsa sahipleriniz var ki 500 bin dolar daireyi veremiyordu. Şimdi biz yaptık binayı 1-1,5 milyon dolardan bahsediyorlar. O rakamlara çıkıyor. Yani aslında ciddi bir kentsel dönüşümden ciddi de bir rant meydana geliyor. Evet, rakamlar oraya çıkıyor. Gerçek değeri nedir o tartışılmaya sürdürülüyor. Biraz önce belirtirken en risklisinden başlanmalı noktası vardı kentsel dönüşümde. O adresler nereydi? Şöyle bir hatırladığımızda Esenler, Gazi Osmanpaşa, Bağcılar, 2. derece Sarıyer, 3. derece deprem kuşağında yer alıyor. Ama 1. derece deprem kuşağında yer alan Beylikdüzü, Bakırköy, Bahçeli Evler, Zeytinburnu, Fatih, Ümraniye, Ataşehir, Maltepe, Sancaktepe, Tuzla, Pendik gibi ilçelerde ise riskli alan çalışması yok denecek kadar az denilmekte haberin aynısında. Marmara'ya geldikçe risk artıyor Melda Hanım. Yani Marmara'ya ne kadar yaklaşırsanız deprem fay hattına o kadar yaklaşıyorsunuz. Marmara'dan ne kadar uzaklaşırsanız o kadar da depremden uzaklaşıyorsunuz. Aynı zamanda sahil şehrinde bir ev sahibi olmanın bedeli de çok yüksek. Ama bir de şu var, şu anki deprem yönetmeliğine göre zaten binalar çok sağlam. Hep bana soruyorlar bu yaptığınız bina kaç depreme dayanır diye. Emin olsunlar burada herkese itiraf ediyorum diyeyim. Yani 7,5'luk deprem Marmara'da olacak 7,5'luk depreme bu yeni deprem yönetmeliğine göre yapılmış binaların hepsi dayanacak. Hiçbir sıkıntı yok. Hepsinde aynı şey olacak mı? Yani biz yani, kentsel dönüşüm deprem riski nedeniyle bu dönüşümü herkes destekliyor. Herkes bu konuda hemfikir. Yeter ki yapılan binada o noktada olsun. Müteahhitler bir ciddi hata yapmadıktan sonra bir işçilik hatası diyelim ki işte o zemindeki kolonların etiyelerini koymadılar. Böyle yani majör bir hata yapmadıktan sonra bugün deprem yönetmeliğine göre kullandığınız demirde, kullandığınız betonda zaten çok yüksek beton. Yani mesela bazen eski binaları yıkıyoruz. BS5 beton var. Şimdi yeni yaptığımız binalarda BS50 beton var. Yani 10 katı daha sağlam bir betondan bahsediyoruz. Yeni depremde yani bu 7-7,5'luk depremde kesinlikle İstanbul'da yeni yapılan binalara hemen hemen hiçbir şey olmayacak. Umarız öyle olur. Gerçekten çünkü candan bahsediyoruz. Başka bir şeyden bahsetmiyoruz değil mi? Şimdi buradan devam ettiğimizde bir de fiyata bakalım. 5000 dolar ve üzeri dediğinizde orada hesabın nasıl yapıldığını net bir şekilde bizimle paylaştınız. Bunun için de teşekkürler diyorum. Bundan sonrası için fiyatlar ne olur? Aslında şöyle bir baktığımızda hep aynı şeye düşeriz ya. Hafta sonu gazetelerin sayfalarına baktığımızda ya da reklam kuşaklarına baktığımızda kampanyalar artıyorsa o zaman yine aynı soruyu soruyoruz. Tüketici soruyor. Biz yönlendirmesek de izleyici bu soruyu soruyor. Bir doygunluk mu var? Fiyatlar ne olur şeklinde. Geçen kampanya hafta, dönemi yine çok hızlı. Geçen hafta bir basında bir haber vardı. Son 5 senede en çok para kazandıran emtia gayrimenkul. Evet, gördüm. Yani her sene %25 kadar İstanbul'da en azından gayrimenkullerin fiyatı artıyor. Niye? Her sene İstanbul'un nüfusu 250 bin artıyor. 250 bin demek 100 bin yeni konut demek. Hep de gazeteci arkadaşlar bana soruyor. Serdar Bey diyor hani burada balon var mı? Gayrimenkulde balon var mı? Ya diyorum ki balon olması için para olması lazım. Diyorlar ki yani 1 milyon Türkiye'de fazladan yapılmış şu an satılamayan konut var diye bir balon var. Esasında bu dedikodu balon. 1 milyon konut dediğiniz 100 bin dolardan hesap yapsanız 100 milyar dolar bir yatırımdan bahsediyoruz. Allah aşkına bugün Türkiye'de 100 milyar dolar atıl bir parayı kimde var ki bu parayı götürecek bu 1 milyon tane atıl konuta yatıracak mümkün mü? Kesinlikle mümkün değil. Onun için kesinlikle gayrimenkulde balon yoktur. Hele ki İstanbul'da olması mümkün değil ama bazı alanlarda bazı semtlerde sağ olsun bazı müteahhit arkadaşlar aynı tip inşaat yapıyor. Aynı fiyata satıyor. Rengine kadar, mozaiğine kadar aynı. Ne oluyor? Müşteri gittiği zaman da zaten o müşteri, yani o aynı tip binadan alacak müşteri sayısı da belli. Yani o müşteriyi bir anda çoğaltamıyorsunuz ki. O zaman ne oluyor? Orada bölgesel anlamda işi bilmeyen müteahhitlerden dolayı diyeyim, güzel estetik binalar yapmadıkları için kendi yaptıkları binaları satmakta zorluk çekiyorlar. Bu her sektörde vardır. Değil mi? Hani diyelim ki tekstil sektöründe 10 günkü modayı siz takip etmediniz, fabrikanızda üretim yaptınız. Ne olacak? Stoklar bekleyecek. Yani şimdi tekstilde stok fazlası mı var? Yok. Siz işinizi bilmediniz, yapamadınız. O anlamı taşıyor. Hep böyle bakmamız lazım olaya. Evet. Burada hesap yaparken tabii ki maliyet hesabı yaparken dolar üzerinden de siz de yapıyorsunuz. O zaman dolar TL'nin durumu size nasıl yeni hesaplar yaptırtıyor? 2.55'i de gördük. Dolar bize yarıyor. Dolar ne kadar? Tabii ki. Bizim satışlarımızın yaklaşık %40'ı yabancıya. Yabancıya satışlarda da dolar ne kadar artsa Türkiye'ye girişi daha da kolay oluyor. Bizim imalatlarımız Türk parası üzerinden, satışlarımız dolar üzerinden olduğu için yabancının Türkiye'den gelip gayrimenkul alması çok daha kolaylaşıyor. Yani ihracat bir anlamda da ihracat. Yarın nasıl da ihracat. Şimdi dolar çıktığı zaman ihracatımız rahatlıyor. Yani şu anki risk doların artması ithalatçılara sıkıntı yaratıyor. Dolarla
alım yapanlara, dolarla borçlananlara ciddi bir sıkıntı, hani doların 2.55'e gelmesi. Ama Türk parasıyla iş yapıyorsanız, arada bir de sattığınız malı dolarla satıyorsanız bizim gibi bir sıkıntınız olmaz. %40'a ulaştı mı yabancılık? Tabii, %40'a ulaştı. Daha da çoğalacak. Ben 50-50 olacağını düşünüyorum. 50-50. Çok ciddi 50-50 bir rakam aslında. Bugüne kadar duyduğum en yüksek rakam. Ciddi fonlar var. Yani ben şimdi biraz önce bir fon, yabancı bir Londra bazlı bir fon üzerinde konuşmadan kalktım, buraya geldim. Yani İstanbul bir merkez haline geliyor. Bilhassa bu yeni havalimanı, işte üçüncü köprü, İstanbul'daki bu gelişmeler, Boğaz'ın altından geçen tüneller, ulaşım yatırımları falan, bunların hepsini yurt dışından izliyorlar. Ve yurt dışında gayrimenkul sektörüne para aktarmak isteyen trilyonlarca bir dolarlık bir sermaye var. Sadece Körfez'deki fon yüklüğü 3 trilyon dolar diye ben bir not almıştım. Biz mütekabiliyetle birlikte yabancıya 4 milyar dolarlık konut sattık. Hiçbir şey değil. Hiçbir şey değil yani. Hiçbir onun şey. Içerisinde bu sırf Orta Doğu fonları. Ben geçen de işte Almanya'da fuara gittim. Almanya'daki fuarda Amerikalılar da gelmiş. Çantalarına milyar milyar euroları koymuşlar. Avrupa'da kendine gayrimenkul arıyorlar. Avrupa'da bu gayrimenkul, bu yatırım yapabilecek ellerinde bir gayrimenkul portföyü yok ki. Onların nüfus gelmesi artmıyor. Miyim? Yoksa doğrudan bireysel yatırımcının gelip, hep deriz bireysel. Bizim kültür elçimiz. Bireysel de çok iyi. Bireysel de iyi. Ama neticede bireyselin inanıp buraya gelebilmesi için fonların gelmesi gerekiyor. Yani fonlar aslında bir pazarlama ögesi. Artından da arkasından da satışlar gerçekleşecek. İşte İspanya bugüne kadar 450 milyar euroluk yabancıya, Orta Doğu'ya gayrimenkul satmış. Bir hayal edelim Melda Hanım. Yani Türkiye'ye 450 milyar euronun işte 3-5 sene, 10 sene içinde bir girdiğini hayal edelim. Türkiye'de nelerin değişeceğini görelim. Öyle bakmamız lazım olaya. Ve bu batılı fonlarda da işte bu yabancıların Avrupa'da da kendine gayrimenkul arıyorlar ama bu gayrimenkulü bulamıyorlar. İnanın yılda %1, %2 geliriyle hani kar etsin diye gayrimenkul aradıklarını gördüm. Ama Türkiye'de en az %8, %10, hatta bir yatırım ortak olurlarsa, bir joint venture yapılırsa %30'lara, 40'lara kadar yıllık kazanç elde etmeleri mümkün. Bu paralar Türkiye'ye girerse zaten bunun üretiminin %90'ı yerli. Yani Türk işçisi yapacak bunu, Türk mühendisi yapacak, Türkiye'deki fabrikalar çalışacak. Öyle düşünmek lazım. Çok önemli bir ihracat kaynağıdır. Yani ihracat yaptığınız zaman buradan malınızı satarsınız, bir daha yüzünü görmezsiniz. Ama gayrimenkul sattığınız zaman ne oluyor? Yabancı gelecek, bu gayrimenkulü her sene ziyaret edecek. Çöp vergisini ödeyecek, emlak vergisini ödeyecek, mutlaka gidecek, gelecek. Gizli de bir turizm kaynağıdır. Evet. Bu arada son dakika gelişmesi de var. Kur derken Merkez Bankası'nın TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Şubat'ta 113,22 oldu. Daha öncesinde 117,12 idi. Burada da yükselişi görüyoruz. Aslında bir dönem 120'ye takılmıştık. 120'yi aşacak mı değil mi diye. Sonrasında aşağılara geldiğini gördük. Tekrar bu seviyeleri görüyoruz. Son derece önemli kur hesabı yaparken. Aslında kimi müteahhitlere diyeyim sorduğumda işte demirimiz, çimentomuz dolarla bu bizim maliyetimizi çok arttırıyor diyen de oldu. Diğer yandan kur yükselişiyle oradan gelir elde eden müşteri bize geldi, ev aldı diyen de oldu. Tabii. Altında da keza aynı şey söylendi. Farklı farklı yorumları. Şimdi dolar 2 bandından 2,5 bandına çıktı. %25 zam yaptı kendine. Ama bunun inşaatın maliyetine etkisi %5'i geçmez. Genel olarak söylüyorum. Hani demir etkisi olur. Ama hepsine baktığınız zaman, genel olarak bütün hepsine baktığınız zaman %5'i geçmez. Bir kere imalatın, bu inşaat imalatının yaklaşık %30'u kadarı devlete verilen vergidir, harçtır. Devletle olan alışverişten kaynaklanır. Arsayla ilgili devlete ödenen paralardan kaynaklanır. Bir kere bunlar dolar endeksi değil, yerli para endeksi. Onun dışında da zaten maaşları Türk parası. Yani bir tek ithalata dayalı olan emtialara dolar farkı geliyor. Onu da hemen zaten ithalatçı sahaya yansıtamıyor. Yani şimdi 2 liradan ithalat yerken 2,5'a çıktığı zaman %25 maliyetini ithalatçı direkt yansıtamıyor. Orada bir takım da zararları kısa vadede göğüslemek zorunda kalıyor. Evet, biz hep dolar üzerinden konuşuyoruz. Siz de söylediniz işte metrekaresi 5000 doların üzerindeki dediniz. Aslında hani TL'ye döndük diyen çok inşaat firması da vardı. Şöyle bir haber var aslında. CNBC'de ve E2'de yayınlanan Walking Dead isimli bir dizi var. Bu dizinin geçtiği bir kasaba var. Bu evet. Kasaba satılık. Kasaba ne kadara satılıktır sizce? Yani bir kasaba ne kadara? 10 milyon yani, dolar vardır herhalde. Değil işte, 680 bin dolar. O hemen almak mı lazım? 9 konut varmış ama sonuçta başlı başına kasaba ve bunu aslında kasabanın marka değeri içinde yapıyorlarmış, tanıtım içinde. Yabancıları da bekleriz diyorlar. Belki açık artırma yaparlar, fiyat yükselir herhalde. Bir haber izleyelim. Tabii. Durum nedir? Üzerine hesabını yapalım. Bak silahını! The Walking Dead
Amerikan televizyonlarının en popüler dizilerinden biri. CNBC E ve E2'de yayınlanan dizinin bir bölümünün çekildiği kasaba büyük bir üne kavuşmuş durumda. Turizm gelirleri hızla artan Georgia eyaletindeki Grantville kasabası satışa çıkarıldı. Kasabanın merkezindeki tam 9 ev internet üzerinden alıcısını bekliyor. Satış için ülke genelinden kişilerle temas halindeyiz. Hatta yabancı yatırımcılarla da görüşüyoruz. Bu sırf bir satış değil. Doğru vizyona sahip en uygun kişiye binaları satmayı planlıyoruz. Böylece kasabayı daha üst noktalara taşıyabiliriz. Eski belediye başkanı Jim Sells, kasabadaki 9 ev için tam 680 bin dolar fiyat biçti. Bu fiyatı gözden çıkaranlar 9 evi alarak kasabanın büyük bir bölümünün sahibi olacak. Neredeyse kasabanın tamamı. 680 bin dolar. Nasıl bedava hesap yapıyorlar? Vallahi bedava. Şimdi, yapar mısınız? Yabancı da bekliyorlar. Geçen sene Detroit'te 5-10 bin dolara villalar vardı. Şimdi onu hatırladım bunu görünce yani. Yani çok enteresan. Biraz Amerika'da tabii mortgage krizinin de belki etkisi vardır ama gerçekten enteresan çok... Enteresan değil mi? Alasım geldi. Neredeyse bir kat için biz 680 bin dolarları konuşuyoruz. Tabii. Biraz önce konuştuğumuz adres için mesela geçerli olabilir. Şimdi buradan devam ettiğimizde biz yabancı diyoruz. Biraz önce onlar da yabancıyı bekliyormuş. O da ayrı. Şöyle bir şey de var. Bugüne kadar ilk gelen yabancılar hep yatırım için geldiler ki siz de bunun altını çizdiniz. Yanlış söylüyorsam düzeltin lütfen. Esenyurt'ta mıydı? Esenler'de miydi? Özellikle o bölgede. Esenyurt'ta çok var. Esenyurt'ta değil mi? Tabii Esenyurt'ta. Yatırım için ama şimdi... Acaba oturmaya da gelirler mi? Oturanlar da var. Mesela bizim o %40'lık satışın çoğu tekil satıştır. Hani fonlardan bahsetmiyorum. Ama fonlar ciddi anlamda da geliyorlar. Yani fonlarla iş yapanlar da var. Böyle blok satışlar yapanlar da var. Bunlarla hep karşılaşıyoruz. Esenyurt'ta tabii biraz fiyatlar ehven olduğu için, daha iyi olduğu için. Evet. E5 hattı, metrobüs hemen yakın. Çok fazla çarşı da var. Onun için de Esenyurt tutuldu tabii. Bir de diğer yandan tabii ki içeride yerli yatırımcı için, yerli tüketici için faizler önemli. Faiz tartışmasıyla birlikte gerçi dolar TL'nin 2.55'e yaklaşmasını izledik. Diğer yandan da baktığımızda faizler sonuçta düşüş trendinde, her ne kadar piyasa faizlerinde hala bir tansiyonun yüksek olduğunu görsek de. Bu nokta itibariyle mesela üst bantta indirim önemliydi çünkü kredilere yansıyacak dedi. Şimdi enflasyonu gördükten sonra acaba merkez ne yapar sorusunu tekrar bir sorguladık. Bu nokta itibariyle sizin beklentiniz nedir? Tüketiciler mesela yarım puanlık indirimin ardından bir artı talep geldi mi? Tabii yani faiz çok etkili. Faiz ne kadar düşerse satışlar o kadar artıyor. Biz geçen seneye göre %50 geçen senenin üstünde satıyoruz. Yani bunun faizin biraz düşmüş olmasının da etkisi var. Bir de Türk insanı cebinde biraz para oldu mutlaka gayrimenkul yatırmak istiyor. Ya araba alır ya gayrimenkul alır. Türk insanı öyle. Onun için iyi bir argüman. Faizlerin düşmüş olması çok önemli. Faiz biliyorsunuz Merkez Bankası önce düşüyor, sonra biraz daha sonra bu piyasaya yansıyor. Şimdi bu son Merkez Bankası düşüşüyle birlikte bir iki ay içinde gene bu piyasaya yansıyacaktır. Ama ne yaparsanız yapın şu an konut kredi faizleri enflasyonun altında. Onun için buradan herkese sesleniyorum. Gitsinler mutlaka alsınlar. Ha enflasyon... Şey, faizler biraz daha düşecek diye alımı ertelemesinler. Çünkü alımı ertelediğiniz zaman ne oluyor? Malın başına zam geliyor. Her sene %25 işte İstanbul'daki gayrimenkulün fiyatı artıyor. %10 bunun enflasyona gittiğini düşün. En az %15 reel bir kazanç var bunda. Onun için bir an önce gayrimenkulleri alım yapmak isteyenlerin bir an önce gidip gayrimenkulleri almalarında büyük fayda var. Beklemesinler diyorsun. Tabii ki. Yatırım yapacak için de oturmak için alacak için de ikisi için. Aynı şey tabii, oturmak için de yatırım yapmak için de yani. Alırsınız, satarsınız. Bir de bunun ticareti var yani. Ciddi de aslında Türkiye'de gayrimenkul yatırımcıları tekil olarak gayrimenkul alıyorlar, satıyorlar, ciddi paralar kazanıyorlar. Mesela biz o paraları kazanamıyoruz. Vergiyle yani, ilgili düzenlemeler var gerçi orada ama. Başıyla son arasında bir %80 bir kardan bahsediyoruz. Yani inşaatın başında temelde girdiği zaman çoğu yapılan projelerde, mesela bizim projelerde %80 gibi fiyatlar artıyor. Biz bu %80'i biz inşaat firması olarak bunu kazanamıyoruz. Ama bizim müşterimiz bir de hele 1/4 peşin vererek kazancını daha da 4 katı daha yükseltme şansı var. Yani 400 bin liralık daireye geliyor, bizden 100 bin lirayı alıyor. 300 bin lira banka kredisi. 400 bin lira, 300 bin lira prim yapsa 100 bin lira yatırımdan 300 bin lira gibi, %300 gibi bir kâra elde edebiliyor. Tabii biraz riskli. Yani ticarette evet, risk vardır. Ticarette risk vardır. Ama neticede bu paraları kazanan benim çok müşterim var. Çok cazip gibi anlattı. Çok cazip. Pazarlama kısmı güçlü. Peki. Şimdi aslında siz ne dediniz? Bir kazanç elde edince Türk insanı ev alır, araba alır. Ne araba değil? Araba almış, onu gördük. Çok net bir şekilde. Aralık'ta stok eritti demiştik talep. Sonrasında Ocak, Şubat ne oldu? Şubat'ta %58 artmış. Belki Euro'nun gerilemesinin de etkisi burada çıkıyor karşımıza. %58
otomobil ve hafif ticari araç satışlarında artış var. Ocak-Şubat'ta da %33'lük bir artış var. Bu bir anlamda otomotive giden konuta gelmez mi? Öyle bir rakip olarak görür müsünüz? Biz daha önce otomotiv işimiz de var. Geçen sene 6200 araç sattık biz. Bu sene 15.000'e çıkacağız. Geçen sene ciromuz 480 milyondu. Bu sene de 750 milyona yürüyeceğiz. Yani bu araç da zaten gayrimenkulle birbirini izliyor. Yani aracın satışları, gayrimenkulün satışları birbirini izler. Yani hangi piyasa, iki piyasa da aynı sene iyidir ya da kötü olur. Mesela geçen sene son 4. çeyrekte araba işi birden prim yapmaya başladı, yukarı çıkmaya başladı. Bu neye işaret? Aslında 2015'in iyi geçeceğine işarettir. Yani geçen sene beklentilerin çok daha üstünde araç satıldı. Geçen sene beklenen araç satışı düşüktü. Yani 2013'e göre. Ama son çeyrekte arayı kapadı, bir de öne geçti. Yani bu demek ki 2015'te hem araç içi hem gayrimenkul için çok daha iyi bir pazar olacak. Tabii ki bu her şey seçimlerde bir enteresan sonucun çıkmamasına bağlı. Yani seçimlerde bir koalisyon hükümeti çıkarsa tabii sıkıntı olacağını ben düşünüyorum. Ancak eğer koalisyon hükümeti olmaz, tek başına bir iktidar olursa bir sıkıntı olmaz. Bu seneyi de çok daha iyi, geçen senenin fevkinde daha iyi bir rakamlarla kapatacağımıza ben inanıyorum. Evet. Bakalım süreç nasıl işleyecek diyelim o zaman. Şöyle bir süremizin sonuna da yaklaşırken, o zaman inşaatta 2015'te nasıl bir büyüme öngörüyorsunuz? Geçen seneye göre daha da büyüme öngörüyorum. Geçen seneki satışlarımız işte dedim, 480 milyon ciro ile kapattık. Bu sene 750 milyon hedef koyduk kendimize. Yani %70 gibi bir artış yapacağız. Ocak Şubat'ta %50 yakaladık biz. Bütün satışlarımızda %50 yukarıya, yani geçen senenin Ocak Şubat'ına göre daha yukarıda devam ediyoruz. Ama Mayıs'tan sonra esas belli olur. Eğer Mayıs ayı iyi geçerse, ondan sonra Eylül-Ekim'dir zaten gayrimenkullerin satış ayları. Bunları yakalamamız gerekiyor. Eğer bu aylarda herhangi bir sorun olmazsa, dışarıdan bir etki olmazsa, işte o 31 Mayıs işte gezi olayları, 17 Aralık gibi olaylar, herhangi bir dış etki veya içeride bir sorun çıkmazsa, bu seneyi de geçen senenin çok daha üstünde kapatacağımıza, gayrimenkulde ciddi paraları müşterilerimize kazandıracağımıza ben inanıyorum. Aslında tüketici güven endeksinde sert düşüşler var. Özellikle burada dolar kurunun ne kadar etkin olduğunu Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu da tüketicinin öngörüsü açısından hep altında çizmiştir. Sert düşüşleri de görmüştük. Bu anlamda nasıl bir sinyal? Dolarda ben düşüş beklemiyorum. Herhalde dolarla euroyu bir kafa kafaya getirecekler diye düşünüyorum. Belki dolar biraz daha yükselebilir. Euro 2.80'lerde. Zaten Türkiye'nin genelde ithalatı da euro üzerinden yapıldığı için çok da bir etki olacağını da düşünmüyorum. Ama hani dolarla euro bir kafa kafaya getirecekler yani. İhracatı çok olumsuz etkiliyor tabii. İhracatı etkiliyor. Yani 1.11'lere gelen euro dolar paritesi de son derece önemli. Bu nokta itibariyle onu da altını çizmeden edemeyeceğim. Buradan devam ettiğimizde aslında şöyle bir konu da hep aslında inşaat sektöründe tartışılıyor. Burada düzenlemeye ihtiyaç var mı yok mu noktası. Daha öncesinde bir aslında sertifika gibi bir belgeni vereceği de söylenmişti. Siz anladınız neden bahsettiğimi. Herkes müteahhit olabiliyor mu? Herkes müteahhit olabilir. Bir sıkıntı yok. Ama müteahhit olduktan sonra malını satamayabilir. Yani mal satmak ayrı bir şey. Şu an İstanbul'da işte 20 tane iyi firma var, marka firma var. Onların gayrimenkulleri satılıyor. Onun dışındaki üreticilerin de gayrimenkulleri satılamayabiliyor. Yani şu an Türkiye'de müteahhit rakamı ne biliyor musunuz? 300 bin. Çok ciddi. Türkiye'de müteahhit, 300 bin tane müteahhit var. Bu kadar inşaatçı bir milletiz biz yani. Millet olarak. Ama bir düzenlemenin getirilmesinde de fayda var. Yani belli bir barem getirilsin. Hani belli standartlara uyan insanlar artık gitsinler, müteahhitlik yapsınlar, inşaat yapabilsinler. O standartlara uymuyorsa, o kadrolaşmasını yapmamışsa, o diplomalara sahip değilse firma, artık onların da müteahhitlik yapma yaşı bence geçti. Burada düzenleme yapılacak denmişti biraz önce söylediğim Yapılmadı gibi. Ama. Özellikle iş güvenliği de önemli başlıklardan biri. İşçi güvenliği diyelim. O da önemli başlıklardan biriydi. O sertifikadan bahsederken bu da bahsedilmişti. Orada da bir aşama kaydedildi mi? Yani iş güvenliği için işte inşaatçı firmaların kalitesi ve anlayışı, olayın vizyonu, bir vizyon işi bu. İş ve işçi güvenliği için inşaatçı firmaların bir paraları harcayıp belli bir kadrolaşma yapmak zorunluluğu var. Bunu çoğu firma bilmiyor. Mesela biz çok taşeron firmayla çalışıyoruz. Taşeronlara bütün mukavelerimizi yapmamıza rağmen işçi güvenliği konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Aynı şekilde müteahhit, hele ki müteahhidin hani bu olaya bakış zaviyesi o vizyonda değil ise artık orada felaket kaçınılmaz oluyor. Artık biz işçimizi kaybetmemek zorundayız. Yani dünyaya kötü reklam oluyor biliyorsunuz. Bir de internet ortamında işte basın her yerde var. Can gidiyor. Yani can dünyaya gidiyor. Kötü reklamın ortasında canımız gidiyor. Tabii ki can da gidiyor. Can gidiyor. Yani Türkiye'nin artık bu dünya standartlarına her konuda ulaşması gerekiyor.
Her konuda ulaşmamız gerekiyor. Şirketlerimizin kalitesini yükseltmemiz gerekiyor. Bunun için de bir sertifikasyona hızla ihtiyaç var ama henüz yapmadılar. Yapınca da ciddi de işte diyorum yani 300 bin tane müteahhit firma var. Şimdi ne yapacaksınız? Bence 300 bin tane müteahhit firmanın belki 1000 tanesi kalacak yukarıda. Yani bir barem çektiğiniz zaman, bir standart koyduğunuz zaman 299 bin tanesi aşağıda kalacak. Böyle bir sıkıntı var. Evet, son derece önemli. Sağlıklı yapılar adına, her anlamda sağlıklı yapılar adına son derece önemli. 300 bin zaten rakam çarpıcı bir şekilde çıkıyor karşımıza. Şimdi 2015'ten çok umutlu olduğunuzu gördüm. Her türlü koşula rağmen siz umutlu konuşuyorsunuz. Moral yüksek tutmak lazım diyorsunuz herhalde. Bir de tüketiciye de böyle selam vermek lazım. Bunun da etkisinin olduğunu düşünüyorum. Diğer yandan baktığımızda o zaman yatırım var mı? Yeni projeler var mı 2015'te bizim devam eden 7 tane projemiz var. Başlayacak da 7 tane projemiz var. İstanbul'un her yerinde biz proje üretiyoruz. Yani metrekaresi 3 bin liradan metrekaresi 15 bin liraya kadar proje üretiyoruz. Villadan işte yüksek bina, gökdelen binasından, toplu konuttan, apartmandan, şehir içi kentsel dönüşümden aklınıza ne geliyorsun? İstanbul'un her bölgesinde her tip inşaatı yapan bir firmayız. O anlamda biz 7 tane daha yeni projeye başlıyoruz bu sene. Bunları da işte İstanbul'un muhtelif yerlerinde gene gayrimenkul prim yapacak bölgeler. Bana hep soruyorlar. Neye göre? Yani ulaşıma göre mi? Tabii ki en önemli argümanlardan biri ulaşım. Basındaki arkadaşlar bana soruyor. Serdar Bey diyor neresi prim yapacak? Diyorum ki benim yaptığım yer prim yapacak. Ha ha gülüyorlar diyorlar nasıl olacak? Ya ben inanmasam gidip de o bölgede zaten inşaat yapmam ki. Bakın inanlar nerede inşaat yapıyor? Ben orada inanıyorum ki gitmişim orada inşaat yerleri yapıyor. De öyle inanıyor ama. Tabii ki ama bana soruyorsunuz hani Serdar Bey fikrin de neresi iş prim yapacak? Oralar prim yapacak. Ha doğru olurum yanlış olurum bugüne kadar hep doğru karar verdiğim görüyorum. İnşallah bundan sonra da bu doğru kararları devam edelim. Nereler prim yapacak? İşte Kuzey İstanbul prim yapacak. Sarıyer ve işte 3. Köprü Havzası. Yeni biliyorsunuz havalimanı var. Yeni havalimanı havzası. İşte Kanal İstanbul var biliyorsunuz. Küçükçekmece Gölü'nden geçecek. O havza. Ve 3. diyorum Gebze Köprümüz var. Gebze Köprümüzün havalisi. Yani Yalova, Çınarcık o bölge. Ve Gebze Köprüsü'nün yine İstanbul tarafına çıkış bölgeleri. Ve E5 hattı, bütün E5 hattı çok değerlenecek ileride ana akslardan biri olacak. O zaman İstanbul dışından Yalova'ya da gidiyorsunuz. Tabii Yalova'ya da gitmek lazım. Yani bizim orada arazi yatırımlarım var benim ama henüz inşaat yatırımlarına başlamadım ama köprü yapıldığı zaman Gebze Köprüsü, Yalova, Çınarcık, o aks hani Bursa'ya kadar Bursa'nın İstanbul'a bağlanma projesidir o. Bütün Bursa ve İstanbul arasındaki o bütün havza değerlenecek. Geçmişte deprem tecrübesiyle çok kötü anılar da yaşanmıştı o aksta diyeyim ve bir tane müteahhit sonrasında sadece cezalandırıldı. Onu da çok konuştuk ama sonra ne değişti noktası bina, da bina öldürmüyor. Deprem öldürmüyor bina öldürüyor biliyorsunuz Melda Hanım. Hani binayı doğru yaparsanız hiçbir sıkıntı olmaz. İstanbul, Türkiye'deki depremler böyle 9-9,5 şiddetinde deprem olmuyor biliyorsunuz. İstanbul'daki olacak deprem işte 7-7,5 şiddetinde aslında 7-7,5'a çok rahat sağlam yapılan bir bina dayanır. Biz Erzincanlıyız. Dedem benim kerpiç inşaat yapmış. Erzincan depreminde ki o deprem 9'luk bir depremdir. Bizim dedemin yaptığı kerpiç bina yıkılmamış. Babamlar kurtulmuş biz buradayız. Yani doğru yaparsanız kerpiç bina bile 9 şiddetindeki depreme dayanır. Bir de kat da tabii çok önemli. Katsayız. Tabii. Umarız iyi haberler olur, iyi gelişmeler olur. Olası depreme de hazırlıklı gideriz. Çok da büyük olmaz. Bir yerden sonra da dua etmek lazım. Her zaman pozitif olacağız. Değil mi Melda Hanım? Pozitif olmak lazım. İnanırım ben de. Çok teşekkürler değerli katılımınız için. İnanlar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Serdar İnan. Pek çok şeyi konuştuk aslında. Kurun etkisini pozitife çevirme noktasında mesajlarını verdi. Yabancıya %40'a ulaştı satışımız dedi. Bunun için bizi ihracat yerinde ihracat olarak olumlu gösterir dedi. 5000 dolar hesabı da yaptı. Metrekarede üzeri yoksa kentsel dönüşümde kurtarmıyor diye de ekledi Serdar İnan. Biz de teşekkürler diyoruz bir kez daha. Umarız yarın iyi haberler gelir, iyi haberlerle karşınızda oluruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.